Fatih Hocam merak etmeyin ama ALB'ye dönüyorum. Rıdvan Başçuk karşımda. Rıdvan merhaba diyeyim ve borsa tarafıyla seninle başlayalım. Borsa İstanbul tarafında 0.73'lük bir düşüş vardı. 78.036 endeks değerine geldik. Bundan sonra destek direnç nedir halimiz? Evet, iyi yayınlar diyorum öncelikle. Tabii Borsa İstanbul'da bu hafta oldukça volatil hareketler yaşandığını gördük. Özellikle hafta içinde açıklanan kabine ve Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde indirim yapmasıyla birlikte hem TL tarafında bir değerlenme hem tahvil faizlerinde bir geri çekilme, bunların etkisiyle birlikte de Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık sektör öncülüğünde alımların geldiğini gördük ama bu alımların özellikle 80 bin kritik bir direnç de genel olarak Borsa İstanbul'da bu seviyelerden kar realizasyonuyla birlikte Borsa İstanbul'da son iki gündür geri çekilmelerin yaşandığını görüyoruz. Tabii bugün gün içerisinde tahvil faizinde yaşanan yükselişler de Borsa İstanbul'da bir miktar satışların gelmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte özellikle kur tarafındaki hareketler Borsa İstanbul üzerinde biraz daha etkili olacak gibi gözüküyor. Yarın önemli bir veri var. Tabii yurt içi gelişmeler bu hafta aşıldığı için özellikle yurt dışına bakmak gerekecektir. Burada da Amerika tarafından gelecek olan yarınki büyüme verisi oldukça önemli olacaktır. Yine akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen'ın konuşması önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki de Fed Başkanı'nın konuşmasının etkisini pazartesi açılışıyla birlikte görebileceğiz gibi duruyor. Tabii burada kur tarafına bakıldığında özellikle bugün de bir miktar geri çekilme vardı ama 2.92 seviyesinin aşağısına gelmekte zorlanacak gibi duruyor dolar TL paritesinde. Yarınki verilerle birlikte özellikle dolar TL'de 2.92 seviyesinin aşağısı görülürse burada Borsa İstanbul'a yansıması da pozitif olacaktır diye düşünüyoruz. Şu an 78.500 seviyesi ilk etapta takip edilecek yarın gün içerisindeki direnç noktalarımızdan biri olacaktır. 78.500'ün aşılması durumunda bu haftaki imsallikle birlikte denenen 80.000'e doğru hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak 80.000 üzerinde kapanış gelmediği sürece Borsa İstanbul'da bu pozitif görünüm biraz sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Bir taraftan da altında ons fiyatını değerlendirelim. 1221 seviyelerindeyiz. Dolar TL'deki 93'leri artık yavaş yavaş görmeye başladık. Tekrar gram tarafı yeniden Türk yatırımcının en azından radarına girmiş gibi görünüyor rakamlar böyle olunca. Öngörü nedir o tarafta? Evet, altın tarafına bakıldığında tabii son dönemde Amerika'dan gelen makro verilerin ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermesiyle birlikte ki bugün dayanıklı malların siparişleri verisi de yine beklentileri aştı. Geçtiğimiz hafta enflasyon ve sanayi üretim verileriydi. Tabii bunlarla birlikte Fed'e ilişkin faiz artırım beklentileri artış gösterildi ve bu kapsamda tabii doğal olarak altın tarafında da satış baskısının yaşandığını biliyoruz ki bu eğilimde kısa vadede devam edecek gibi duruyor. Çünkü bu hafta kritik bir destek olan 1245 dolar seviyesi altın tarafında kırıldığını gördük ve bunun aşağısında kalındığı sürece yukarı yönlü hareketler yaşansa bile bunlar yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hatta bugün gelen verilerle birlikte bir miktar yukarı deneme olsa da çok kuvvetli bir deneme olmadı ve aşağı yönlü eğilimi devamını gördük. Bu aşamada kısa vadede 1215 dolar seviyesi oldukça önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Özellikle yarın gelecek Amerika verileriyle 1215 dolar seviyesinde kırılması durumunda altında ilk etapta 1200 dolar. Daha sonrasında ise 1170 dolar seviyelerine doğru hareketlenmeler görebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Rıdvan sana.